Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Artık pazar günlerinin mutadı olduğu üzere güncelliğini ve aktüelliğini hala daha koruyan ya çok eski yazılarımdan ya da yeni yazılarımdan bir tanesini sizlerle okuyarak paylaşıyorum. Şimdi okuyacağım yazı eski yıllarda yayınlanmış bir yazım. Başlığını değiştirdim yalnız. Delinin bilgeliği ve inancın gücü dedim. Ağanın biri köyünde büyükçe bir konak yaptırmış. Açılış günü köyde yaşayan herkese yemek vermiş. Çoluk çocuk, kadın erkek, akıllı deli konağına davet etmiş ve yemek yedirmiş. Deli dedim lafın gelişi değil gerçekten deliyi de davet etmiş çünkü hemen her köyde olduğu gibi o köyün de bir delisi varmış. Yemekler yenmiş bitmiş herkese ayrılırken a demiş ki şu deliye sorun adamlarına diyor. Bu konaktan ne istiyorsa alsın. Adamları gidiyor deliye bu talimatı veyahut da bu sözü iletiyor. Delinin gözü bahçede bağlı duran beyaz bir ata takılmış ve bu atı istiyorum demiş. O at ise A'nın gözdesiymiş. Gitmişler söylemişler adamları A hayır demiş. Başka bir şey istesin. Gelmişler deliye deli ısrar etmiş. İlle de bu beyaz at. A hayır demiş, başka bir şey dememiş. Ama deli de vazgeçmemiş. Neyse. Deli konaktan melul ve mahsum bir şekilde ayrılırken işaret parmağıyla semayı gösterip bir şeyler konuşuyormuş kendi kendine. Bu A'nın dikkatini çekmiş ve adamlarını göndermiş. Ne diyor? Şunu bir dinleyin hele. Gitmiş adamları dinlemişler. Deli sürekli şunu söylüyormuş. Sen isteseydin verirdi. A da kim oluyor ki? Adamları gitmiş A'ya delinin söylediğini söylemişler. Ne olduysa o arada A demiş ki verin madem o beyaz atı ve o beyaz atı deliye vermişler. Deli sevinç içinde atın gemini elinden tutup giderken yine bir eliyle yukarıya işaret ediyor ve yine bir şeyler söylüyormuş adamlarını göndermiş tekrar ne diyor diye. Deli şunu söylüyormuş bir defa. Demiş ki sen istediğin verdi ağa da kim oluyor ki? Bu hikayeyi anlattıktan sonra size şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Lafın doğrusunu deliye söyletirler diye bir deyim vardır bizim oralarda. Hikayedeki delinin bu sözlerini aynı kapsam içerisinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Hakiki tevhidi billur gibi yansıtan bir söz olduğu kanaatindeyim. İlahi kitapların, peygamberlerin, dinlerin ilanla muvazzaf oldukları hakikat yani inananların gerçekten inanıyorlarsa hayatlarına hayat kılma zorunda oldukları bir gerçek. O diledikten sonra her şey olur. O dilemediği müddetçe ya da onun dilemediği hiçbir şey olmaz. Hadiseleri perde arkasında yatan hakiki sebepler açısından bakan, gören, okuyan, duyan, yorumlayan ve kelimenin gerçek manasıyla itimat ettiğim insanların beyanlarına dayanarak söylüyorum ki bizim Müslümanlar olarak asıl problemimiz hakiki tevhide eremememizde. Tahkiki imanın o enginlerden engin, o derinlerden derin okyanuslarında kulaç atamamamızda. Bizden önce yaşamış nice iman kahramanlarının yaşadığı türden okyanusun dev dalgaları üzerinde otağımızı kuramamamızda. Ve daha da ötesi o otakta çiftçilik yapıp domatesler, üzümler yetiştiremememizde. Madem bu sembolik anlamlarla yüklü metaforlara girdim, isterseniz Yunus Emre'nin şu sözünü burada sizlere hatırlatmış olayım. Çıktım Erik Dağı'na anda yedim üzümü. Yani Erik Dağı'na çıkıp üzüm yemememizde. İşte bu seviyede tevhid-i hakikinin gösterdiği o tahkiki imana gerçekten İslam dünyası olarak sahip olabilseydik belki de hadiselerin akışı ve onların seyri çok daha farklı olurdu çok değil belki bir 5-10 kişi belki bir 50-100 kişinin canı gönülden ellerini semaya kaldırıp canı gönülden Allah demeleri belki çok şeyleri değiştirecekti. Zira böyle bir tahkiki iman ister istemez bizim dünyevi hayatımıza, davranışlarımıza, düşünce dünyamızın kalıplarına ve hayat tarzımıza da elbette ve elbette yansıyacaktı. Ama mühim olan başta o imanı tahkikiyi elde etmek. İnanırsınız ya da inanmazsınız ben bizatihi bu hadiseyi yaşayan birisi bir digerini anlatıyor. Ben ondan dinledim. Yani ikinci insanım. Gerçek bir hadise. Bundan 80-90 yıl önce İç Anadolu'nun merkezinde yer alan bir vilayetimize yaşanmış. Dine, ve dindara yapılan zulümlerin zivre yapmış olduğu dönemler. Halkın teveccüh ettiği, sevdiği, saydığı, her derdinde kapısını çalıp ama aynı zamanda eli boş dönmediği saygı değer bir hocaları var. Köyde. Sokağa çıktığı zaman herkesin işini gücünü bırakıp ona selam durduğu ağzından çıkacak bir aleykümselam duasını almak için birbirleriyle yarıştıkları bir insan bu. Mevsimlerden ilkbahar, her gün köy yerinde, evinin bir köşesinde yanına gelen talebelerine mutadı olduğu üzere Kur'an'ı öğretiyor. Diyor ki bugün de bu ilkbahar gününde de tabiatın bağrında, kırda, bayırda, bahçede, bağda öğreteyim diyor ve Elif BT seviyesinde küçücük küçücük minnacık çocuklarını alıp Kur'an öğrettiği talebelerini alıp bağa çıkıyor. Okudukları Allah'ın kelamı yani Kur'an. İdari makamlar ise toplumun mazisi, tarihi, dini ile bağlantısını belki de kesin ve kati bir şekilde koparıp kesip atmak için bunu bir politik olarak benimsedikleri için olsa gerek bu konuda çok acımasız ve müsamahasız bir tavır izliyorlar. O minnacık çocukları belki de geleceğin yılanı görüyor ve yılanın başını küçükken ezmeli felsefesiyle çok sert bir baskı uyguluyor. Çocuklara kadar iniyorlar. Adeta terör estiriyorlar. O yurdun dört bir köşesinde o yıllarda ve gördüğünüz gibi işi o kadar ileriye götürüyor, o kadar ileriye götürüyorlar ki rejim için tehdit diye Kur'an öğrenmeyi ve Kur'an öğretmeyi, Elif B.T.T demeyi merkeze koyuyorlar. O gün ders yaptıkları bahçeyi jandarmalar basıyor. Başlarında bırakın dine ve dindara, insanlığa ve insana bile saygısı olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkesi düşman olarak gören bir çavuşlar var. Çok sert davranıyor çavuş hoca efendiye o minnacık çocukların gözünün önünde. Babası değil. Dedesi yaşındaki adamı omuzlarından tutup sarsıyor akla hayale gelmedik hakaretler yapıyor. Daha önce de yapmışlar benzeri şeyleri aynı hocaya. Köydeki evini basmışlar, psikolojik hal taktiği uygulamışlar, sindirmeye çalışmışlar rejim için tehlikeleri gördükleri için ve halka demişler ki bakın biz sizin değer vermiş olduğunuz hocaya sizin gözünüzün önünde neler 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 yapıyoruz sürükleye sürükleye şehre karakola götürüyoruz. Gözünüzün önünde büyüttüğünüz bu zata bunu yapıyor isek sizlere neler yapmayız? Tam anlamıyla bir tetiş politikası. Fakat o gün o bahçede yapılan hakaretler ve yapılan işkenceler çok ağrına gidiyor Hoca Efendi'nin. Belki de Allah'a ve Peygamber'e mukaddesata çok ağır şeyler söylüyor o çavuş orada. Hani Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisine benzeri türden eziyetler yapan birisinin başına gelen hadisi için söylediği söz var ya. Ben hakkımı helal etmiştim ama demek ki Kur'an helal etmemiş diyor ya. Aynen öyle de büyük bir ihtimalle dil uzatılan, hakaret edilen mukaddesatın hakkını helal etmeyeceği belki sözler sarf ediyor o çavuş orada. Ve Hocaefendi'nin Efendi'nin dudaklarından bir cümle dökülüyor. Cemalinle değil Allah'ım, celalinle diyor. Birden nereden çıktığı belli olmayan büyükçe bir köpek o jandarma güruhunun başındaki o üst düzey çavuşa saldırıyor ve herkesin gözü önünde paramparça ediyor. İnanmayanlara menkıbe, masal, hikaye gibi gelebilir bu türlü şeyler. Kendilerinin bileceği şeyler. Ama dediğim gibi ben ikinci elden aktaracağım bu meseleyi ve şimdi şu soruyu soruyorum sizlere. Neden? Neden Allah kainata koymuş olduğu kurallara muhalif nevinden böylesi harikulade bir iş yapıyor? Yani köpek geliyor ve herkesin gözü önünde onu parçalıyor. Ben bu sorunun cevabını Bediüzzaman Hazretlerinde buldum. Şöyle diyor Üstad. Mesela bir zihayat, cüz'i bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için Cenab-ı Hak'tan başkasına minnettar olmak ve başkasını perestişkerane yani adeta ona taparcasına medih ve sena etmek rububiyetin azametine dokunur, uluhiyetin kibriyasına ilişir, mabudiyetin muttakanın haysiyetine dokundurur ve Allah'ın celalini müteessir eder. Celal müteessir olunca sonuçta işte böyle olur. Yukarıda hikaye etmeye çalıştığım bu iki hadiseyi bir bütün halinde değerlendirmeye gayret edin. Bir tarafta Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu kevni kurallar ihtiyacı olmadıkça zaruret olmadıkça bozmadığı kurallar öbür tarafta mutlak irade sahibi ve gerektiğinde o kurallara rağmen hareket eden birisi zatı ecelle ala kim o elbette ve elbette Allah Evet değerli dostlar biz sebepler planında üzerimize düşeni yapmaya devam ederek ümidimizi koruyarak Allah'a yalvarmaya ve Cemal'inle Allah'ım demeye devam edelim. Ama yaşamış olduğu birebir sıkıntılardan hareketle o hoca efendi gibi Cemal'inle değil Allah'ım Celal'inle diyen insanlara da hiçbir şey diyemem. Mutlak irade sahibinin İster cemalinle deyin, isterseniz celalinle deyin. Yaşanan şu hadiseler karşısında bir gün celaliyle tecelli edebileceği gerçeğini veyahut da endişesini de hiçbir zaman için akıldan dur etmeyelim. Kim bilir son yıllarda neredeyse toplumun bütün fertlerinin yaşamış olduğu tabi caizse ateşten seylaplar diyebileceğim hadiseler belki de bu celali tecellilerin ta kendisidir. Hani derler ya Allah'ın sopası yok. Bu sopa değil de ya nedir?